Arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Evet, sonunda benden ne zamandır istediğiniz ev turunu yapıyorum. Yani yapmamamın sebebi aslında şuydu. Instagram'da böyle hani ister istemez nasıl anlatayım, nasıl şey yapayım bilemedim yani. O yüzden bu YouTube kanalını açmak da bunun için bir şey oldu, bir vesile oldu yani. O yüzden evime hoş geldiniz tekrardan. Az çok zaten artık hani çok fazla konuşamadım. Instagram'da görüyorsunuz, biliyorsunuz neler olduğunu. Çok çok sorduğunuz bazı şeyler var. Onları da bu videoda anlatacağım ki hani siz de öğrenmiş ya da tavsiye ya da öneri almış olursunuz diye. Şimdi şöyle mesela koltuktan başlayayım. Biz bu koltuğu Mudo'dan aldık. Gerçekten tam ben evet bu eve taşınırken hamileydim. Hamileyken aldık. Ve inanılmaz rahat bir koltuk gerçekten. Böyle hani üstüne bıraktığınızda kendini pofidik. Fakat fazla pofidikmiş. Yani ben hamileliğimin böyle en top zamanında gerçekten koltuktan kalkamıyordum. Yani öyle bir vaziyetteydi. Biraz fazla rahat bir koltuk. O doğru. Ama ben bu rengi çok seviyorum. Bizim evi zaten hani hem şu an görüyorsunuz hem de Instagram'dan takip edenler bilir. Biraz böyle koyu renkleri seviyoruz. Özellikle koyu renk, ahşap vesaire. O yüzden bu koltuğun anısı şeyi bu. En çok sorulan ikinci şeye geçiyorum. Televizyon ünitemiz. Arkadaşlar bu televizyon ünitesini bizim çok sevdiğimiz bir marangoz abimiz var. Biz tabii şimdi çok fazla dükkan yaptığımız için böyle demir işlerini için hep aynı insanla çalışıyoruz. Marangoz işleri için hep aynı insanla çalışıyoruz filan. Bu böyle daha şey bir renkte. Böyle daha ne denir ona? Böyle daha tırtıklı yüzeyli başka bir şey vardı. Ama bu eve taşınırken bu eve uymadığı için biz buna böyle düz siyah bir şey yaptırdık ve buraya getirdik. Biz bunu Pinterest'ten gördük. Modelini çok beğenmiştik. Rica ettik. Bunun hikayesi bu şekilde. O yüzden hani linklenebilecek ya da şuradan aldık diyebileceğim bir şeyi yok. Ondan sonra ve üçüncü, aslında belki bu birinci bile olabilir. Bu evle ilgili koyduğum herhangi bir şeyde en çok sorulan şey bu demir kapı. Ya ben böyle demir doğrama şeylerini çok seviyorum. Böyle hem Amerikan mutfak, şimdi Ali Can tabii şef olduğu için bizde, böyle mutfak bizim için çok değerli yani. Belki de hem çok vakit geçirdiğimiz bir yer hem de çok keyif almamız gereken yani çok hayatımızı çok geçirdiğimiz bir yer olduğu için bizim için önemli bir noktaydı. O yüzden böyle hani hem görebileceğimiz hem böyle hem içini güzel yapalım hem de zaten salondayken de görelim. Bir de böyle açık mutfak olayı şeyi çok seviyoruz biz. Hani dükkan diyorum. Salonu birazcık daha böyle ferah gösteriyor. O yüzden bunu çok sevdik. Bunu Instagram'da da zilyon kez falan paylaştım. Bir tane demirci Bülent abimiz var. Onun sayfasını etiketlerim ben yine. O yaptı sağ olsun. İnanılmaz yani çok da, çok da memnunuz. Ondan sonra isterseniz mutfağa doğru ilerleyelim. Yani yine tabii ki hem biraz eve uysun diye hem de aslında biz önce mutfağı seçmiştik yani çünkü dediğim gibi çok bizim için önemli olduğu için biraz da böyle koyu bir renk olsun dedik hani ne derler çabuk paslanmaz gibi değil de böyle daha kolay şey olmayacak ne denir çizilmeyecek vesaire rahat kullanımlı olsun istemiştik. O yüzden biz böyle tezgahta özellikle neolit tezgah kullandık çünkü Ali Can'a çok fazla bir şey yaptığı için hani bıçak değdi mi çizdi mi orası kalktı mı burası aşındı mı filan çok uzun kullanımlı bir malzeme. O yüzden gerçekten de bizim işte bir yılı geçti bu evde. Çok çok memnun kaldık. Yine mutfağı da bir mutfakçıya yaptırmıştık. Ondan da çok çok memnunuz. Ben bunların hepsini bu arada aşağıya da yazarım. Yorum yazarsanız sizinle tek tek de paylaşırım. Çünkü bazı şeyler gerçekten nasıl söyleyeyim memnun kaldığınız şeyleri özellikle paylaşmak istiyorum. Ben hatta bir tane nakliye şirketimizi paylaşmıştık. Biz mesela çok ev değiştirdik. O yüzden de çok fazla nakliye şirketiyle çalıştık. Yani birkaç tane denedik. Hiç memnun kalmadık. Ama en son mesela çalıştığımızda hep onlarla çalışıyoruz ve bütün arkadaşlarımıza öneriyoruz. Bazı şeylerde ben böyle şeyim yani hani nasıl söyleyeyim çok memnun kaldığımız şeylerde gerçekten paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani iyi iş yapan birini özellikle inşaat, nakliye vesaire bu tarz konularda bulmak çok çok zor olduğu için. Ondan sonra mutfakta bu şekilde. Alican için yine böyle bazı işte ocağı şu olsun, fırını bu olsun dediği şeyler vardı. Onları ona göre seçtik. Aslında burada mesela evin eski halinde buradan bir giriş vardı, bir kapı vardı. Burayı kapattık. Burayı komple hani daha fazla tezgah kullanabilelim diye. Buradaki kapıyı kapatıp burayı tamamen tezgah yaptık. Tabii ki dolap seçeneğini de arttırmamız gerekti. Durum bu şekilde. İsterseniz içeriki odaları gezmeye devam edelim. Buyurun.
Aa, bir dakika Cüneyt, içeriki odalara gidemeyiz. Bu tarafı göstermedim. Salonun bu tarafını göstermedim. Buyurun. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu konsolu da şöyle şeyden aldık. Bu da Mudo'dan. Bunu da çok bekledik. Çünkü Alican'da da bende de ikimizde de farklı farklı şey var. Bir şeyi aşırı beğendik mi? Böyle gözümüzde onu canlandırdığımız için onu çok istiyoruz. O yüzden bazı şeyleri böyle ekstra bekleyip şey yaptık yani. Ne derler? İlla o olsun diye bekledik. Bu şeylerde, yelpazeleri de yargıcından almıştık. Bayağı da olmuş yani, bir seneden fazla. Evin bu bölümünü daha böyle şey olarak kullanıyoruz. Hani daha yemek yediğimiz, daha böyle aslında az vakit geçirdiğimiz diyeyim size. Böyle bir kütüphane gibi bir şey yaptık buraya ama hala dolduramadık yani, inşallah dolduracağız. Bir de biz şöyle bir şey oldu. Biz 1 Şubat'ta taşındık. Evet, 1 Şubat'ta taşındık geçen sene bu eve. Zaten ben hamileydim ve çok hamileydim yani, hani işte 6-7 aylık falan hamileydim. Ondan sonra zaten tak diye bir ay sonra karantina oldu. Ve biz böyle alacağımız, hani bazı şeyler eksik kaldı, bazı şeyler alındı alınmadı falan, işte yavaş yavaş onları yani yaptık, anca oldu. O yüzden hani böyle atıyorum, bu full dolu olacakken dolu değil mesela. Bu lamba ve bu şey de, masayı da Mudo'dan almıştık. Hatta bir önceki evimize taşınırken aldık. Dediğim gibi biz böyle ahşap ve koyu rengi çok sevdiğimiz için özellikle böyle şeyleri, parçaları, ahşapları özellikle topluyoruz. Bir de ben özellikle evden fotoğraf koyduğumda şu masklar ve bu şeyin rengi soruluyor arkadaşlar. Bu boyanın rengi. Bu boyanın rengini de gelmişken söyleyeyim. Biz Jotun'dan Welcoming Red olması lazım. Bakarım tekrardan. Çok böyle sıcaklık kattı. Şimdi her şey çok böyle daha koyu renkli olduğu için bir tık böyle bir sıcaklık katmak istedik. Bu maskları da bir arkadaşımız hediye etmişti bize. O Güney Afrika'dan almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bize hediye etmişti. Bunlar da tam burada yerini bulduğunu düşünüyorum yani. En azından ben öyle düşünüyorum. Salon bitti, bu kadar. İsterseniz içeriki odalara şimdi gidebiliriz. İnşallah bir şey unutmadıysam. Ama unuttuysam siz yorumlara yazın. Ben mutlaka geri dönüş yapacağım. Evet, şey bu arada bu kapıyı söyleyeyim çünkü biz böyle bir ara kapı yaptırmak durumunda kaldık. Çünkü bize Joe olduğu için ve ilk Maya yeni doğduğu zaman nasıl bir tepki vereceğini bilemediğimiz için böyle bir ara kapı yaptık buraya. Ama bayağı işimize görüyor. Hem Joe için hem de her açıdan bayağı faydalı ve mantıklı bir hareket oldu. Burası Maya'nın odası. Şöyle gösterelim. Artık zaten Maya'nın odasını artık ezbere biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biz şu şişeyle, beşikle şifonyeri operadan aldık. Ben bunu çok bekledim. Çok böyle hani bulmak istemiştik. Bayağı da bir bekledik 2-3 ay kadar. Şu an artık her yerde ve herkeste var muhtemelen ama. Çok memnunum. Böyle çok sade bir hat olsun istemiştim. Şimdi burayı Instagram'da da paylaşıyorum zaten, az çok biliyorsunuzdur. Şimdi böyle bir oyun odasına çevirme durumumuz var. Yani ya yan odaya geçireceğiz Maya'nın bir kısım eşyasını, ya buraya bir değişiklik olacak bakalım. Onu ayrıca çekerim zaten. Ama henüz karar veremedik yani ne yapacağımıza. Bir halı düşünüyorum. Hani aslında tam halı olsa daha mı iyi olur? Yoksa hani böyle daha mı Maya'nın yürümesi için daha iyi olur falan. O kısım böyle biraz karışık yani. Şu an onu bilmiyorum. Zaten şu anda böyle bir şey alanı var burada. Bir oyun alanı var. Belki işte bu oyun alanını birazcık daha genişletip Maya'ya böyle buraya bir kitaplık ve oyun oyuncaklarını alıp koyabileceği bir yer yapmayı planlıyorum. Kendi rahat alıp koyabileceği gibi. Durum bu şekilde yani. İsterseniz yatak odasına gidelim. Şimdi Maya ile bizim odamız arasında bir tane daha oda var. Buraya işte o oyun odası mı yapsak ne yapsak bilemediğimiz oda bu. Şu anda çekemeyeceğim kadar dağınık bir şey. Ama normalde zaten sadece bir tane koltuk koymuştuk. Ama bu dönemde zaten misafir de gelmediği için burayı böyle salıyorum. Burayı hiç anlatmıyorum bile yani. Biz yatak odasına gidelim. Burası banyomuz ama önce yatak odasını anlatayım, ondan sonra. Burada böyle biz aslında bu evde yani ilk geldiğimiz gömme dolabımız vardı ama biz kapaklarını değiştirdik. Bize uygun olsun istemiştik yani. Ben aslında dedim ki ne yapacağız bu kadar dolabı yani, sanki şey hani bu kadar kıyafetimiz mi var? Ama mutlaka her iki çocuk olduktan sonra mutlaka bir ihtiyaç oluyor. İşte nevresimler, çarşaflar, bilmem neler, birçok şey burada ve benim kıyafetlerimin bir kısmı. Önce anlamasın. Ondan sonra işte burası da yatak odamız. Biz böyle daha şey, biraz spor ve modern tarz olsun istedik. Hani daha böyle yatak odası gibi değil de daha böyle, nasıl söyleyeyim,
spor bir tarz olsun istedik. Burada şimdi yanında banyo var. Onu birazdan göstereceğim. Burası da banyoydu. O yüzden hani böyle iki tane banyo yan yana ne yapacağız, ne gerek var falan. O yüzden burayı böyle giyinme odasına çevirelim dedik. Biz biliyorsunuz demir kapıyı çok seviyoruz. Bizim mutfağımızda da demir kapı var, gösterdim. O yüzden böyle bir demir kapı yaptıralım dedik. Hem böyle ayırsın odayla, hem böyle biz bu tarzı çok seviyoruz. O yüzden böyle bir demir kapımız oldu. Kıyafetlerimizin bir kısmı burada. Ondan sonra şöyle geçecek olursak. Ya ben böyle oturarak pek makyaj yapmıyorum. O yüzden böyle bir makyaj şey ne denir? Makyaj masam böyle şeyim yok. Hemen böyle iki pıt pıt yapmak için eşyalarım burada. Hemen böyle 2 dakikada pıt pıt hazırlanıp çıkıyorum. O zaman çıkalım. Burada dediğim gibi banyo var. Şöyle. Buyurun. O zaman şimdi üst kata çıkalım. Evet. Tam şey gibi değil mi? Evin kapılarını pazar sürprizine açmış. ya bu masa biliyorsunuz dışarıdaydı. Biz bunu şey yaptık, içeri aldık. Çünkü hani dışarıyı böyle kapatınca bir de hani öyle büyük bir yemek falan vesaire olmadığı için ister istemez şey ne derler, böyle bir masaya da çok ihtiyacımız kalmıyor. Önce biri gelecek de falan, zaten şu an kimsenin geldiği yok. O yüzden böyle burayı böyle bir kütüphanenin önüne aldık. Bu kütüphane normalde kütüphane olacak. Lakin bir türlü olamadı. Neden? Çünkü benim birçok kitabım, yani böyle birçok derken çok, yani gerçekten çok fazla. Kitabımın çoğu şeyde kaldı, annemlerde kaldı. Annemlerde bu pandemi dolayısıyla Bodrum'da kaldı. O yüzden böyle hiç gidip buradaki evlerine o kitapları vesaireleri alamadık. O yüzden böyle çok eksik var. Biraz böyle görünce üzülüyorum yani. Ama inşallah hani her şey düzelince burayı da tamamen kitap yapacağız bakalım inşallah. Buradan terasa çıkalım isterseniz. Biz böyle burayı küçük böyle bir şey gibi yaptık. Böyle bir botanik bahçesi gibi yaptık yani. Aynalarımızı koyduk. İşte şey bitkilerimizi falan buraya dizdik. Çünkü burası inanılmaz sıcak oluyor. Bu arada bizim evin geneli aşırı sıcak. Hatta mayıyı böyle çok işte bazen altında taytı yokken ya da işte böyle kısa koluyla falan görenler işte bu havada bu giyilir mi diyor. Arkadaşlar bizim ev çok sıcak. Gerçekten aşırı sıcak oluyor. O yüzden hani böyle hepimiz aşırı şey giyiniyoruz. O yüzden gayet normal kabul edebilirsiniz. Dışarı çıkalım. Burası da terasımız. Bu terası biz aldığımızda böyle hiçbir şey yoktu. Tamamen hani dümdüz bir şey vardı. O yüzden böyle biz buraya pergola yapmak durumunda kaldık. Çünkü çok güneş alıyor, rahat oturulmuyor, hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden böyle hem böyle düzenledik. Bir kısmını öyle, hala daha işte dediğim gibi o pandemi döneminden tamamen bitiremediğimiz çok fazla şey var. Ama işte masayı ya oraya ya buraya, şu ön tarafa falan koyuyoruz duruma göre. Ama böyle burası bayağı bir, burayı kapatınca oda gibi oldu bize. Hani böyle işte mayayı uyuttuktan ve uyutabildikten diyeyim sonra böyle bir çay içtiğimiz, böyle bir kaçamak yaptığımız yer gibi oldu. O yüzden çok çok iyi geldi. Burada söyleyeceğim başka sorulan pek bir şey yok. O yüzden şey yapmıyorum yani. Bir tek şu Cüneyt'in arkasındaki şey, şömine var. Onu da bir arkadaşımız yapıyor, şömine şeyini. Aslında inşaat işi yapıyor. Onu da yazarım buraya. Çünkü ondan da aşırı aşırı memnunuz. Dediğim gibi terasta bu şekilde. İşte ev turu, çok istediğiniz ev turu bu şekildeydi yani. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şöyle yorumlarda daha ben size paylaşacağım zaten, hani istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa ben onları ekstra sizinle paylaşırım. Kanalıma ve evime misafir olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.